Merhaba Andorak izleyicileri, ben Andorak'tan Oktay Mercan ve bugün yepyeni bir videoyla daha karşınızdayım arkadaşlar. Bugünkü videomda PlayStation 3 oyunlarını nasıl bilgisayarınızda oynayacağınızı göstereceğim. Bunun için gereksinimleriniz şunlar arkadaşlar. İlk başta bir PlayStation 3 firmware'i. Bunu kendi resmi sitesinden bulabilirsiniz. Buradan download diyorsunuz. İndir diyorsunuz. Burada PubDot diye bir dosya geliyor işte. Bunun gibi bir şey. Bu yaklaşık 200 MB falan bir boyutunda bir şey. İşte 200 MB. Ondan sonra RPGS3 isimli emülatörü indiriyoruz arkadaşlar. Bu emülatörü buradan indirebilirsiniz. Buradan tıkladıktan sonra size bu sayfayı verecek ve buradan buraya tıklayıp indirmeye başlayacaksınız. Ben bunların açıklama kısmındaki linkini vereceğim arkadaşlar. Açıklama kısmında linki vereceğim. Bu sitelere rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Belki firmware'in linkini vermeyebilirim. Çünkü internette arattığınız zaman çok rahat bir şekilde bulabiliyorsunuz. Bu arada buranın linkini de vereceğim. Yani aslında bunların linklerini vereceğim açıklamalar kısmında. Oradan tıklayıp gidebilirsiniz arkadaşlar. Ve çok rahat bir şekilde indirebilirsiniz. Onun dışında bunları çıkartacaksınız arkadaşlar bilgisayarınıza. Çıkarttıktan sonra burada böyle bu ekranda geliyor ve tabii ki ha bir de oynayacağınız oyunun dosyaları gerekiyor. Bu genelde PKG şeklinde olur. Buradan çalıştırıyoruz arkadaşlar ve çıkarttığınız dizinde çalıştırıyoruz ve karşınıza böyle bir ekran geliyor. Tabii ki sizde bu ekranlar temiz olacak. Buradan ilk başta file kısmından, bu arada şu anda versiyonu 0.0.3, yani alfa versiyonunda aslında bu uygulama daha. File kısmına gelip buradan install firmware kısmına tıklıyoruz ve buradan buradaki bu firmware'i indirdiğimiz pub dosyasını buluyoruz ve buradan open diyoruz ve o otomatik yüklemeye başlıyor. Eğer eski bir versiyonsa indirdiğiniz zaten kendisi uyarısını veriyor. Bak bu evet konuşamadım. Eski yine de yüklemek istiyor musunuz falan diye soruyor. Yani eski bir firmware'i indirdim diye çok endişelenmenize gerek yok. Bir de önceki versiyonlarında firmware'i komple indirip içindeki bazı kütüphane dosyalarını seçmeniz gerekiyordu. Ama yeni versiyonunda bunları otomatik olarak kendisi yapıyor. Bunu da şuradan göstereyim. GPU kısmında gördüğünüz gibi arkadaşlar, burada Automatic Load Required Libraries seçeneği var. Bu otomatik olarak gerekli kütüphaneleri yüklüyor arkadaşlar. Ya da burada Load Automatic and Manual Selection kısmı var. Bunu seçtikten sonra buradan şey yapabilirsiniz ama aslında bunu otomatikte de bıraksanız aynı şey olur. Buradaki ayarları çok fazla kurcalamanıza gerek yok. Burada kaç tane thread, yani çekirdek sayısı olduğunu seçiyorsunuz ama hani bunlar otomatikte bıraksanız, yani böyle bu şekilde bıraksanız hiçbir sıkıntı olmaz. Burada standart olarak frame limiti ayarlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Burada çözünürlüğü ayarlayabiliyorsunuz. Mesela 1080p yapalım. Bu arada Supported Resolution diye burada gösterdiği çözünürlükler de var. Ama ben şu anda ekranı çok kaplamasın diye bunu bu seviyede bırakacağım. Burada Render'ı seçebiliyorsunuz. DirectX, Vulkan ve OpenGL şeyleriniz birini seçebiliyorsunuz. Bunu kullanmayın demiş. Sanırım daha hazır değil buna. Onun için böyle bir not düşmüşler yanına. Şu anda bu versiyonda OpenGL ve Vulkan API'si destekleniyor. Buradan dediğim gibi frame limit, yani bir sınır ayarlayabiliyorsunuz. Mesela ben buradan 30'u ayarlayayım ve VSync'i buradan açtığınız zaman, bu ayarı kaydettiğiniz zaman olacaktır. Burada Audio Out kısım var ama bunu çok ellemenize gerek yok. Burada arkadaşlar standart olarak keyboard olur burası. Burayı da çok ellemenize gerek yok. Burayı basic olarak falan artık nasıl isterseniz o şekilde bırakabilirsiniz. Burayı normal standart halinde de bırakabilirsiniz.
Ama algılamayacak, çalışmayacak gibi olursa hani klavyede neye tıklarsanız tıklayın. Buraya keyboard'u alıp buraya da basic'i alırsanız algılamaya başlayacaktır. Ha, yine algılamadı. Yüklediğiniz oyunun bu arada oyun nasıl yüklenir? Hemen hazır o konuya gelmeden. Burada install PKG var arkadaşlar. Buna tıklıyoruz ve oyununuz neredeyse ona geliyorsunuz. Buradan PKG'ye yüklüyorsunuz. Tabii ki ben diğer update ve fixleri de yapmam gerekiyor. Yoksa kilitli olarak oluyor. Yani bir nevi crackliyorsunuz gibi bir şey. Her neyse oralara hiç girmiyorum. Siz buradan direkt uygulamanızı yüklüyorsunuz. Uygulamanız buraya geliyor. Buraya sağ tıklayıp configure dediğiniz zaman burada bu I/O sistemi var. Buradan da ayarlayabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi burada Minecraft seçeneği var. Burayı da bu şekilde ayarlayabilirsiniz. Save dedikten sonra ayarlanmış oluyor. Şuraya tıkladığınız zaman böyle burada şeyleri göreceksiniz. Siz söyleyin. Evet, derdimi anlatamadım şu anda. Yani siz anladınız. Burada kontrolleri falan gösteriyor. Hatta ben şu right analogu şöyle ayarladıktan sonra D-pad o şekilde olsun. Bunu nasıl ayarlayayım? Burayı da bir ayarlamak lazım. Burada normalde resort default dediğiniz zaman bu şekilde oluyor ayarla. X bilmem ne falan onlarla şey yapıyorsunuz. Ama ben rahat olması için burada kendime göre özelleştirdim. Right analogu şey yaptım burada. Yukarı yukarı yaptım. Right. Buraya yaptım. Bunda da aslında şöyle bir şey yapabilirim. Ops, onu yanlış yaptım. Neyse onu düzeltiriz. Şurayı 8, şurayı da 5 yapayım. Bu kare, yuvarlak falan filan bunların ayarını da hemen ben şuradan gideyim. Onu da mesela bu olsun. Bu olsun. Bu olsun. Bu da bu olsun. Nokta olsun. Buradaki QR falan bunları da ayarlayabilirsiniz ama ben şu anda bunları pek ayarlamayacağım. FG, RT ve QE şeklinde bunlar da burada kalıyor. Daha sonra çift tıklayıp arkadaşlar birazcık tabii ki şöyle ekran, orada ekran çıktığı gibi ekranlar çıkıyor, böyle 9 tane falan ekranda doluyor. Çok endişelenmeyin. Sadece compile ediyor. Ondan sonra bu şekilde oyununuz başlıyor. Gördüğünüz gibi VSync'i aktive ettiğim için şu anda 60'tan yukarı çıkmıyor FPS. Evet. Ben neyim? Ha. Evet, burada menüler arasında bu şekilde gezebiliyorsunuz gördüğünüz gibi. Playing offline diyorum. Benim daha önceden yaptığım bir dünya vardı. Burayı da load diyorum. Şöyle sesleri birazcık kısayım ben çünkü sıkıntı yaratmasın bana bu sesler. Telif melif yenir şimdi, sıkıntı, kimse uğraşamaz onunla. Haybeye gitmesin boşu boşuna videomuz. Evet, tabii ki zıplamayı daha çözemedim. Hah, buldum. Aslında bu zıplamayı şeylere falan ayarlayabilirim. Hatta onu da ayarlasam iyi olur. Space'e falan normal ayarlayabilirim. Böyle birazcık garip oldu ama. Şurada şey ayarlayalım. FPS'te bakın. Mesela birazcık sıkıntı oldu şu anda. Hava kısmımız girdi. Tabii ki bazı yerlerde FPS'ler sıkıntılı olabiliyor. Vulkan apisini kullansam acaba bir şey fark edecek mi? Çünkü Vulkan apisi OpenGL'e nazaran birazcık daha iyi ve DirectX 11 ile mi 12 ile mi ne karşılaştırılıyor genelde kendisi.
Evet, bu şekilde Minecraft'ınızı oynayabilirsiniz. Tabii ki PlayStation 3 versiyonu bu tabii ki. F'ten bu şeye giriyoruz. G ile şeye geçiyormuşuz. Ha, buldum T tuşu. Yumruklaya yumruklaya odunlarımızı alalım. Ben Karain hangisini atmıştım? Jungle Wood. Burada şu şekilde hareket ettirebiliyor olmam lazım. Ah. Şeyler geldi. İlk başta açtığınız zaman şu şekilde şey veriyor. Siz söyleyin. Aklıma şey gelmedi. Tutorial veriyor. Eğitim kısmı veriyor. Bu buydu. Craft menüsü bu değildi. Hops, bırak demedim. Al dedim. Ha, craft menüsünü buldum işte. Sonunda. Tamam abicim, geç. Biz kendimiz çözeriz yani bunları, değil mi? Evet, burada R2, R3 falan kullanmak gerekiyor. FG, o zaman bunlar da değilse. Şu tuşlarda değil. Yani birazcık burada kontrolü kendinize göre nasıl rahat ediyorsanız o şekilde özelleştirmeniz gerekiyor. Ben burada birazcık şey olarak yaptığım için. Siz söyleyin. Hani çok bilmediğim için, her gün oynadığım bir şey olmadığı için tabii ki böyle sorunlar yaşayabiliyorum ama siz alıştıktan sonra bir kere kendiniz nasıl rahat ediyorsanız o şekilde ayarladıktan sonra kontrolleri yapabilirsiniz. Rahat rahat oyununuzu oynayabilirsiniz. Ha, bu arada şunu da söyleyeyim. Hani şu anda aslında PlayStation 3 Cell mimarisinde olduğu için bu emülatörler Cell mimarisini taklit ediyor. Ben aslında aklıma gelmişken şu Vulkan'ı da bir kontrol edeyim. Burada Configure dediğiniz zaman falan seçeneklerine geliyorduk. OpenGL yerine Vulkan seçeyim. Vulkan'da Graphic Driver'ı burada seçtirdi bana. Gördüğünüz gibi 60 FPS. Frame limiti kaldırırsam mesela save desem. Onun dışında şurada controller kısmına tıkladığım zaman mesela burada tıkladınız buna. Şu anda sizden bir şey girmenizi bekliyor. Artık hangi tuşu istiyorsanız ona tıklıyorsunuz. O otomatik olarak atanmış oluyor. Yani bunu yapamayacak ya da soracak olan arkadaşlar varsa bunu da şey yapayım. Burada birazcık büyütüp küçültebiliyorsunuz bu menüdeki durumunu. Evet, menülerde falan bir sıkıntısı yok ama oyuna girdiğiniz zaman FPS değerleri değişiklik gösteriyor. Şimdi bakalım oyun deneyimimiz nasıl diye. Loadlayalım hemen böyle buradaki seçenekleri ve ardından bakalım nasıl bir performans farkı veriyor mu falan gibi. Siz aslında oradaki GPU, CPU ayarlarını falan kurcalayarak çözebilirsiniz. Sulu yere gidelim. Burada FPS'imiz 9'u falan görüyordu. İyi yani, fena değil yani bu şey kısmında. Bu arada çıkmazsam öleceğim. Zıplama tuşu nerede? Sağ analogla sol analogun yerini karıştırıyorum burada da. Bu şekilde hani ben örnek olarak en çok bilindik olarak Minecraft olduğu için Minecraft'ı şey yaptım. Zaten bunda benim pek oynayacağım bir şey yok. Ben Minecraft'ta bilgisayarda orijinaline sahibim ve
PlayStation'ı pek tavsiye etme, yani tavsiye etmeyen dediğim, kendimce PlayStation'ı sevmeyen bir kişiyim. Yani PlayStation değil de PC'cilerdenim diyebilirim. O bakımdan dolayı bunda birazcık daha iyi performans var sanki ya. Aynen. Bunda birazcık daha böyle. Aa, kapan. Please, please kapan lütfen. Vurma tuşu hangisiydi ya? Ha, T'ydi değil mi? Doğru. Burada bize bilgi falan veriyor ama R2 tuşu da zaten onları hiç değiştirmedim. Standart hali. Bir şunları öldürelim. Gel lan buraya. Evet. Wool'umuzu da aldık. İşte bu şekilde arkadaşlar oyununuzu PlayStation 3 oyunlarını bilgisayarınızda oynayabilirsiniz. Onun dışında çok da diyeceğim bir şey yok açıkçası. Bazı oyunlarda sıkıntı olabilir. Hani kütüphane şeyiyle alakalı iyi çalışmayabilir veya bir sıkıntı olabilir. Onun için şuradaki bu kütüphane şeylerini falan iyi seçin arkadaşlar. Bunu otomatik Load Required Libraries'i seçerseniz iyi olacaktır. Başka hiçbir seçenek yapmanıza gerek kalmaz. Bu şekilde. Bir de bunların şey kayıt yerleri falan oluyordu. Onları da bulabilirsem User Account Save Data kısmı var. Save ID falan filan kısmı var da bunların yerlerini ben nasıl buluyordum? Ah, onları da keşke şey yapsaydım. Bunların save şeylerini de bulabiliyorduk aslında. Ama her neyse. Bu şekilde oyununuzu oynayabilirsiniz arkadaşlar. Her neyse, izlediğiniz için çok 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 teşekkür ediyorum. Bir başka videoda daha görüşmek üzere. Hoşça kalın diyorum. Eğer bu tarz videoların daha çok gelmesini istiyorsanız beğenmeyi, paylaşmayı, abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.